Merhaba sevgili izleyiciler. Diyetisyen Dünyası'nda tekrar beraberiz her çarşamba olduğu gibi. 2013'ün bu son programında yine size çok güzel, çok özel bir konu hazırladık. Yine o kadar değerli, konunun özelliği kadar özel bir uzmanımız ekranlarımız karşısında sizlerle olacak. Çok detaylı bilgiler vereceğiz yine sizinle. Bugüne kadar genelde sağlık üzerine, sağlıklı besinlerin vücudumuz üzerine etkileri hakkında konuştuk. Bu sefer bir farklılık yaptık ve bu sefer programımızda acaba sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bir besin veya gıda vücudumuza ne kadar uyumlu, vücudumuz için ne kadar doğru bu konuyu irdeleyeceğiz. Artık alışılageldi haftanın klasiklerinden bir tanesi egzersiz köşemizde Saşa hocamızdan yine haftanın hareketini izleyeceğiz. Haftanın besini olarak yine çok değer verdiğim, çok sevdiğim bir gıdayı seçtim sizin için. Uzun yıllar diyetlerde yasakladık, kullanmadık. Son 2 ya da 3 yıldır üzerine yapılan birçok araştırmadan sonra artık diyetlerin bile vazgeçilmezi olan çok güzel bir gıdayı konuşacağız sizinle. Kahve faydaları, etkileri nelermiş tek tek bunları değerlendireceğiz. Şimdi sevgili izleyiciler, sağlıklı olduğunu bildiğimiz herhangi bir besin vücudumuza ne kadar uyumlu? Bunu belirleyen bazı testler geliştirildi. Özellikle son 3 yıldır bu konu çok gündemde. Yediğimiz en doğru besin acaba bizim için ne kadar doğru? Bunu nasıl öğrenebiliriz? Bu konu hakkında neler yapabiliriz? Bunları tek tek uzmanımızdan dinleyeceğiz. Lafı fazla uzatmadan sizi hemen değerli uzman konuğumla tanıştırayım. Kendisi İzmir'in en önemli laboratuvarlarından birinin klinik biyokimya uzmanı Özlem Günay bizlerle. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadığınız, geldiğiniz için. Ben bu konuya biraz fazla önem veriyorum. Çünkü işimiz beslenme danışma olduğu için normal beslenmeye karşı bazı reaksiyonlar, bazı tepkiler fark ediyordum ben danışanlarda. Evet. Uzun yıllardır da bu konularla ilgili çalışmalar yapıldı. Gerçekten bazı besinler acaba yararlı mı değil mi diye soru işaretlerimiz vardı. Önce biraz Özlem Hanım sizi tanıyabilir miyiz? Bize kendinizden, uzmanlıklarınızdan tabii, biraz bahsedebilir misiniz? Ben 1979 İzmir doğumluyum. Üniversite öğrenimimi Celalbey Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tamamladım. Daha sonra yine aynı fakültede klinik biyokimya uzmanlığı eğitimimi tamamladım ve 2 yıl Van Devlet Hastanesi'nde zorunlu hizmetimi bitirdikten sonra 2009 yılından beri de Biolab Tıp Laboratuvarı'nda klinik biyokimya uzmanı olarak çalışıyorum. Evet. Yani siz hücreyi kişinin en değerli kısımlarını değerlendiren kişisiniz bir nevi. Teşekkürler. Özlem Hanım, biz bu hafta konu olarak dediğim gibi son yıllarda çok popüler olan bir konu. Evet. Gıda intolerasyonu ve bunların testlerini seçtik. Ön hazırlık yaptık. Sokak röportajlarımız var. Dilerseniz önce onları izleyelim. Bakalım halkımız gıda intolerasyonu hakkında ne biliyor ya da ne bilmiyor. Onları bir kendisine sorduk. İzleyelim beraber. Gıda intolerasyonu nedir? Gıda intolerasyonu nedir? Vallahi hiçbir bilgim yok benim ondan. Yani bu mesela doğal olan şeyler mesela. Hani mesela gübresiz olan şeyler mesela tarlaya yürümüş olduğu zaman. Yani onlardır. Onlar daha ziyatlıdır. Hiç bilgim yok. Bilmiyorum. Bilgim yok. İlk defa duyuyorum. Yani vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. İlk defa duyuyorum bu terimi sizden. Ciddi mi bilmiyorum. Bilmiyorum. Vallahi hiç duymadık. Sizden duyuyoruz. Bilmiyorum. Gıda, besin yani yediklerimiz. Gıda üzerine herhangi bir şey herhalde, bilmiyorum. Sağlıkla ilgili bir şeydir herhalde. Size dokunan bir besin var mı? Besin mesela şimdi bu mevsimde tomat, biber yedi o zaman ya tokarmıyor ama yani o yararsız değil. Yemesin daha güzel olur. Yemediğimiz besinler vardır tabii. Hani dokunuyor mesela ne bileyim hani sebze olaraktan, et olaraktan tavuk mesela dokunuyor bana. Yemiyorum tavuk. Birebir alerji yaptığı bir besin yok. Yani sakındım, yemeyeceğim, zararlı dediğim bir besin yok. Mesela yumurta dokunuyor bana. Hayır, yok. Mideme mesela pirinç yemekleri dokunuyor. Zaman zaman alerjik şeyler yaşıyorum. Çikolata yediğimde ya da yumurta yediğimde. Yok. Armut. Hayır. Hayır, hiçbir şey dokunmuyor. Her şeyi yiyorum. Mesela o çeçil peynirleri ben çok severek alıyordum. Ondan sonra bir iki yedim, baktım yani zehirlendim resmen. Ondan sonra artık onu almıyorum. Sizde şikayetiniz varsa bu dokunan gıda size ne yapıyor yani? Ne gibi alerji? Vallahi anacığım yani mesela adam da vücut bir ağırlık yapar, bir şey olur. Yani bile bir aptal olursun, bir yani hareketsiz olursun. Hele vücut ağırlaşıyor. Fazla yersem bir takım kaşıntı gibi vesaire, ona benzer şeyler. Şişkinlik, gaz yapıyor.
Bu da yani safra kesemin olmamasından kaynaklanıyor. Yani çok aşırı tükettiğimde kaşıntı hissediyorum. Genelde öksürüyorum. Boğazım böyle şey oluyor, acıyor. Ya öyle. O gibi belirtiler. Midem böyle sanki bulanıyor gibi. Röportajlarımızı izledik ve görüyoruz ki gıda intoleransiyonunu aslında çok da bilen yok. Gerçi bazı kişiler bazı gıdalara karşı reaksiyonel olduklarının farkındalar ama tam olarak konunun ne olduğuna dair bir bilgi alamadık. O yüzden sizler için uzmanımızı hemen soralım. Özlem Hanım, bu gıda intoleransiyonu dediğimiz şey nedir? Nasıl etkileri vardır? Röportajı yapan arkadaşımız gıda duyarlılığı demiş olsaydı belki daha yakınlaşabilirdik, tahminlerde bulunabilirdik. Ya intolerans deyince belki belki çok yerleşmemiş. Evet, yerleşmemiş olabilir. Gıda duyarlılığı bazı besinlere ya da içeriklerine karşı özellikle yüksek miktarlarda ve tekrarlayan aralıklarla aldığımız yani kısa süreyle aynı besinle beslendiğimizde, tek tip beslendiğimizde ortaya çıkan bir çeşit reaksiyonlar zinciridir. Tabii kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Alınan kişiye göre, alınan miktara göre, besinin hazırlanmasına göre, işte az pişmiş ya da çok pişmiş olmasına göre de kişinin verdiği reaksiyon değişebilmekte. Ama röportajlardan da gördük aslında hep bu alerji olarak algılanıyor. Evet. Ama alerjiden aslında farklı bir durum olduğu unutulmamalı. Peki Özlem Hanım, gıda tolerasyonu ya da gıdaya duyarlı olmakta besin alerjisi arasındaki temel fark nedir? Oluşum mekanizması aslında birbirinden çok farklı. Çünkü gıda alerjisinde bizim bağışıklık sistemimiz aktive oluyor. Fakat gıda intoleransında böyle bir şey gerçekleşmiyor. Gıda alerjisinde çok az miktarlarda hani hep tüketilse bile saniyeler içerisinde çok kısa bir sürede hızlı reaksiyon veriyor. Hızlı bir şekilde reaksiyon verir ve immünoglobulin E dediğimiz E tipi antikorları vücudumuz üreterek hepimizin bildiği alerjik reaksiyonlar meydana getirir. İşte bunlar nedir? Kaşıntılar, vücutta ödem, hapşırma olabilir. Nefes problemi. Nefeste hırıltı olabilir. Hatta çok ileri düzeydeyse alerjimiz solunum yolunun tıkanmasına kadar gidebilir. Bu nedenle aslında çok farklı duyarlılıkla intolerans. Neden? Çünkü gıda duyarlılığında semptomlar 2 ile 24 saat arasında oluşabilir. Yani sabah içtiğimiz bir bardak sütün etkisini biz 3 saat sonra görebiliriz. Ya da yediğimiz bir paket çikolatanın yan etkisini akşam şişkinlik, işte gaz kramp şeklinde yaşayabiliriz. Ama yani kişinin alerjiden farklı olarak alerjide vücut tarafına immün bir cevap oluyor. Evet, aynen öyle. Daha çok semptomal yanıtlar mı oluyor? Nasıl oluyor? Evet. Aynen o şekilde alerjide bağışıklık sistemimiz de devreye giriyor. Ve vücudumuz gıdalara karşı bir savaş başlatıyor diyebiliriz. Tepki gibi bir şey tepki aslında bu. Tepki veriyor. Duyarlılıkta ise mekanizmaları biraz farklı. İmmünglobulin E dedik alerjide. Duyarlılıkta ise immünglobulin G4 tipinde antikorlar üretiyor. Yani oluşum mekanizmaları biraz farklı. Ama alerjinin semptomları daha hızlı ve daha ciddi bir şekilde. Yani kişiyi daha çok rahatsız ediyor. Yani bir hastalık gibi daha çok algılanıyor. Ama duyarlılık, hani ben hazımsızlık çekiyorum, çok fazla yedim gibi pek aslında çok şeye bağlanabiliyor. Tam olarak ne olduğunu bilmediği için belki rutin bir durum gibi algılıyor olabilir. Evet, aynen öyle. Dünyam böyle diye yorumlar çok duyuyorum ben. Evet. Peki Özlem Hanım, bir kişinin gıda duyarlılığına zemin hazırlayan bir mekanizma, bir gerekçe var mıdır? Ne olur da gıda duyarlılığı gelişebilir kişilerde? Gıda duyarlılığının gelişmesinde özellikle son zamanlarda endüstrileşmenin de artmasıyla çok fazla gıdalarımıza katkı maddesi, işte fast food beslenme tarzı, yoğun kötü beslenme, tek düze beslenme,
Stres de yine bir faktör kesinlikle. Ama tabii temelinde kötü beslenme yatıyor ve besin maddelerimizi düzgün seçemememizden kaynaklanıyor. Ya da daha çok böyle hani doğal beslenmeden uzaklaşmanın da bir getirisi gibi düşünebiliriz tabii belki ki, burada. Tabii ki. Çünkü yani kişinin, hazır donmuş gıdalar ya da tütsülenmiş gıdalar, evet, pek çok katkı maddesinin olduğu gıdaları yani tükettiğimiz için bünyeden bünyeye farklılık yaratan duyarlılıklar oluşturabiliyor. Evet. İşte bunların sıkıntılarını yaşıyor. Alerji olmayan, bir takım alerjiye benzemeyen bazı semptomlar yaşıyorlar bünyelerinde. Stres de herhalde hemen hemen bütün metabolik reaksiyonlarda zararlı ve kötü olmak üzere bir etki sahibi sanırım. Duyarlılıkta da üzerine etkisi var dediniz. Var, evet. Stresin hani gerçekten nasıl stres yaşadığımızda migren atağımız tetikleniyorsa, hı hı, ya da anksiyetemiz artıyorsa, vücudumuzda salgılanan bir sürü nörotransmitter ve ara medyatörün salgılanmasına bağlı olarak gıda duyarlılığının şiddetini de yine stres arttırabiliyor. Etkiliyor. Bir de kişi bir süre sonra farkına varıyor, o gıdayı aldığı zaman yaşayacağı sıkıntıyı biliyor ama hani çok sevdiği için de vazgeçemediği için onun stresiyle semptomları daha ağır da yaşayabiliyor. Farkındalıktan sonra semptomlar artabiliyor. Demek ki bu farkındalık da bir nevi stres yaratıyordur üzerinde. Semptomu tetikliyor da olabilir, besliyor da olabilir. Peki Özlem Hanım, şimdi diyelim ki herhangi bir gıdaya karşı alerjimiz yok. Duyarlılık zaman içerisinde sonradan kazanılan bir şey anladığım kadarıyla. Çünkü kötü besleniyorsunuz, yanlış şeyler yiyorsunuz, katkılı ürünler alıyorsunuz. Sonradan kazanabiliyorsunuz bu duyarlılıkları. Hani 3-4 sene önce olmayan bir duyarlılık yeni bir duyarlılık olabilir mi? Yoksa doğuştan mı kişi duyarlıdır? Duyarlılık doğuştan değildir. Çünkü zaten hani doğduğumuzda anne sütüyle beslenmeye başlıyoruz, hı hı, ve yavaş yavaş ek gıdalara geçiyoruz. Hı hı. Fakat ek gıdalara geçildikçe, ilave oldukça, beslenme alışkanlıklarımız, hı hı, oturdukça ve biraz da yaşam tarzımıza bağlı, nasıl beslendiğimize bağlı olarak, hı hı, bazı şikayetler, stresler bazen gebelikte özellikle bayanlarda bir stres oluşturabiliyor. Gebeliklerden sonra ya da geçirilen çeşitli hastalıklardan sonra da görülebiliyor. Peki bir gıdaya karşı duyarlıysak, intoleransiyonumuz varsa vücudumuzda nasıl, ne tarz tepkimeler, ne tarz reaksiyonlar gerçekleşiyor? Nasıl anlayabiliriz, aa galiba bu gıdaya duyarlıyım diye? Sonuçta besini aldığımız zaman ağzımızda sindirim başlıyor, hı hı, ve bir defa şunu söylemek istiyorum. Yani Türk toplumu olarak hızlı ve iyi çiğnemeden evet, yuttuğumuz için aslında hatamız besin seçiminden sonra o noktada başlıyor. Evet. Besinleri mutlaka... Belki doğru gıdayı seçmeyi bilmediğimiz gibi... Doğru yemeği de bilmiyoruz. Tüketmeyi, evet, de bilmiyoruz. Yani iyi çiğnemek, çünkü ağzımızda da bazı enzimler var. Onların iyice kontamine olması lazım, bulaşması, karışması lazım besinle. Evet. Doğru çiğnemeyince bu da olmuyor. Besin sindirimi sonuçta ağızda başlıyor. Küçük parçalar halinde iyi çiğneyerek tükürükteki enzimlerle başlıyor. Daha sonra midenin enzimleriyle, çalkalama hareketiyle devam ediyor. Ama aktif sindirim işlemi bağırsaklarımızda gerçekleşiyor. Bağırsaklarımızdaki enzimlerin etkisiyle aldığımız karbonhidratlar, yağlar, proteinler emilebilecek küçük moleküllere ayrılıyorlar. İşte yağ asitlerine, amino asitlere ayrılıyorlar ve emiliyorlar. Gıda intoleransında işte buradaki enzim eksikliklerinden ya da bağırsaklarımızda bulunan floramızın ya da bağırsak yüzeyindeki problemlerden dolayı sağlıklı emilme işlemi gerçekleşmiyor ve bu da vücut için bir stres oluşturuyor. Vücut aldığımız gıdaları yabancı bir cisim gibi karşılıyor. Bir bakteri, bir virüs gibi karşılıyor ve kendisi için olumsuz olduğunu düşünüyor. Olumsuz bir savunmaya geçiyor. Bir savunmaya geçiyor ve dediğim gibi biz bunu genelde nasıl anlıyoruz? Nasıl şikayetler oluyor? Nasıl anlıyoruz? İmmünglobulin G4 tipinde antikorlarla anlıyoruz. Zaten tespit etme prensibimiz de buna dayanıyor. Ve kişi bunu nasıl anlıyor?
Nasıl reaksiyonlar veriyor? Kişiden kişiye değişiyor. Tabii duyarlı olduğu gıdaya göre değişiyor. İşte aldığı miktara göre değişmekle birlikte. Kişide çok değişik semptomlar görülebiliyor. Hafif bir şişkinlik, gaz, işte karın ağrısı, kramplardan... en basitleri bunlar. Hani en sık karşılaşılanlar bunlar. Evet. Benim de danışanlarımda en çok gördüğüm bu. Sıklıkla görülen işte bu hazımsızlık problemleri, şişkinlik ve ödem. Hatta öyle yoğun bir ödem ki yüzde de biriken bir ödem olabiliyor. Vücutta olabiliyor. Bazen haftalar içerisinde kişinin beslenme tablolarını incelediğimiz zaman duyarlı gıdası olup olmadığını bilmiyorsak bile hani vücut reaksiyonlarındaki farklılıklardan da tahmin edebiliyoruz. Yani bunlar aslında kendilerini çok yönlü hissettirebiliyorlar bedende. Yani ben kendim için uygun olmayan bir ürünü tükettim. Bunun sinyallerini biz aslında fark edebiliyoruz vücudumuzu dinlersek. Peki diyelim ki bir takım şikayetlerimiz olduğunu farkındayız. Ya da bir şikayetimiz var ama ne olduğunu farkında değiliz. Nasıl bir yol izlememiz lazım? Bir kişinin gıda intolerasyonu olup olmadığını öğrenme sistemi nasıl bir sistemdir, nasıl bir işleyiştir? Bize başvuran hastalarımız genellikle alerji, yani bu şikayetleri genellikle alerji hastalığına bağlı, yani alerjiye bağlıyorlar. Hı hı. Ve alerji testlerini yaptığımızda bir kısmında görüyoruz ki aslında herhangi bir problem görünmüyor. Yok. Yani immünoglobulin E dediniz. Evet. Öyle problem yok. İmmünoglobulin E düzeyleri normal. Spesifik antikorları gayet iyi. Bir problem yok. Hı hı. Ama hastanın şikayetleri var. İşte karın ağrısı, karın krampları, kilo verememe özellikle bize başvurma nedenleri. Çünkü metabolizması yavaşlıyor hastanın. Hı hı. Bir kısım hastalarımız sizlerden bize geliyorlar. Çünkü kilo veremiyorlar. Hı hı. Spora ve diyete rağmen kilo veremiyorlar. Takılmalar, yoğun çözülememeler olabiliyor bazı vakalarda. Yani kimi migren ataklarından şikayetçi olup geliyor, artık çözüm bulamıyor pek çok tedavi yöntemine rağmen. Irritable bağırsak sendromu dediğimiz rahatsızlıklarda yine bize başvuran hastalarımız çoğunlukta. Bu gibi durumlarda biz bize başvuran hastalarımıza besin intoleransı testini öneriyoruz. Peki bu bize bu testi biraz açar mısınız, açıklar mısınız? Nasıl test yapılır? Şey basamakları nelerdir? Nasıl uygulanır? Herkes uygulanır mı? Bu testi herkes yaptırabilir. Çocuklar da dahil olmak üzere yaptırılabilir. Basit bir kan testidir. Biz laboratuvarımıza başvuran hastalarımızdan aldığımız bir tüp kanla, yani 10 cc, 20 cc civarında bir kanla 284 tane gıda maddesine karşı tek tek duyarlılıkları olup olmadığını bakabiliyoruz. Ve biz testimizde gıdaları 9 ana gruba ayırıyoruz. Çok güzel. 284 tane. 284 evet. Tane ayrı gıda maddesine. Oranı gayet yüksek. Birçok paralel testler de var bu konuda. Ama sizinkinin çalışma sayısı yüksek. Hem çalışma sayısı yüksek hem de testi raporlarken sadece besin duyarlılığı var ya da yok şeklinde raporlandırmıyoruz. Biz raporlarımızda duyarlılık varsa duyarlılığın derecesini de hem kendi anlayabileceğimiz dilde birimlerle, yani ünite bölü mililitre cinsinden, hem de hastalarımızın anlayacağı şekilde ekranda da görüyoruz şu anda grafiklerle, renklerle, sarı, yeşil ve kırmızı şeklinde birden beşe kadar derecelendirip o şekilde raporlandırıyoruz. Yani negatif diyebiliyoruz. O besin maddesine karşı duyarlı değil. Testimiz zayıf pozitif. Pozitif, belirgin pozitif ve şiddetli pozitif, aşırı pozitif şeklinde. O şiddetli olan sanırım kırmızı olan. Evet, kırmızı. Şiddetli olduğu zaman kişinin o gıdadan şiddetle sakınması mı gerekiyor bu durumda? Aynen öyle. Yani şöyle anladığım kadarıyla kanı geliyorlar, kanı veriyorlar. Kan özel bir test sistemiyle 284 tane besine ayrı ayrı çalışılıyor. Sonra da bir reaksiyon gözleniyor sanırım. Aslında bunu tek test olarak düşünmemek lazım. Çünkü bu ELISA yöntemiyle çalışılan bir test. Yani yöntemimiz ELISA. Tek tek her bir gıda maddesini ayrı ayrı çalışıyoruz. Yani tek bir işlem yapmıyoruz. Hepsini tek tek çalışıyoruz. Yani 284 tane işlem gibi tane şey mi? Tane kuyucuğumuz evet. Var ve tek tek reaksiyonlarına bakıyoruz.
Ve aslında burada Özlem Hanım şey olan, önemli olan belki bu kısmıdır. Bu 284 tane adı geçen besin aslında bizim çok yakından tanıdığımız, günlük kullanımımızda çok fazla olan, hatta çok sağlıklı, mutlaka tüketmelisiniz dediğimiz besinleri içeren. Yani aslında 284 en değerli besin tek tek taranıyor. Evet, aynen şimdi öyle. Şimdi burada bir handikap var aslında. Hani çok evet yararlı dediğimiz bir gıda belki sizin için yararlı bir gıda değildir. Yani bunu bir nevi bu testin ışığında görmüş oluyoruz. Aynen öyle, görmüş oluyoruz. Biz bizim testimizde gıdaları 9 ana başlıkta inceliyoruz. Hı hı. Et ürünleri, hı hı. Süt ve yumurta, sebzeler, tahıllar, deniz ürünleri diye ve her birinin alt başlığı altında da en sık tükettiğimiz gıdaları görüyoruz. Hı hı. Bir de diğer grubumuz var. Diğer grubumuzda da aslında çok fazla tüketilmeyen, ama yedek karşısında çıkan içinde katkı maddeleri var. Aspartam gibi, hı hı. işte bira mayası gibi. Ada çayı gibi. Hani gibi. Çok bazı böyle baharatlar bazı var. Evet. Baharatları ayrı bir grubumuz var. Hani bu diğer kısmında ekrana gösterebilirim isterseniz. Tabii burada bir, hani izleyicilerimiz için şeyi katkısı olursa. Yani bizim aslında çok sağlıklı olduğunu düşündüğümüz işte et grupları, meyveler, sebzeler var. Benim oradan kuru yemişler var tek tek değerlendiren. Bu arada benim yaptırdığım testte cevize karşı tolerasyon problemim çıkmıştı. Hissettiğim de bir şeydi. Teste de çıktı. Hem de o kırmızı bahsettiğiniz düzeyde. Evet. Şimdi 8-9 çeşit tür besin var. Bunlara uygulama yapıldıktan sonra bahsettiğiniz o sarılı, yeşili, kırmızı rapor ortaya çıkıyor. Raporumuz var ve bir kitapçığımız var. Bu kitapçığımızda besin duyarlılığı tespit edilen gıdalara nasıl yaklaşmamız gerektiği ve bundan sonra nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili bilgiler var. Hı hı. Bu kitapçıkla birlikte test raporumuzu hastalarımıza sunuyoruz. Kısa bir açıklama yapıyoruz çünkü bundan sonrası aslında... Aslında iş orada başlıyor. Evet. Bundan peki, sonrası sizinle başlıyor. Çok doğru Özlem Hanım. Şimdi geldik, kanımızı verdik, sonuçlarımız çıktı. Bu sonuçların çıkım süresi biraz uzun galiba değil mi? Hemen testin olmuyor. Testin çalışma süresi 5 saati buluyor. Yani hı-hı. bir kişide 284 gıda maddesine 4-5 saatte bakıyoruz. Bakılıyor. Daha sonra raporlandırma aşaması var. Yani 2 gün içerisinde imzaya hazır hale geliyor. Biliyor. Daha sonra hastamızı arıyoruz. Bunlar klinik şartlar altında onaylanıyor. Herkesin kendi dosyası hazırlanmış kendi oluyor. Kendi spesifik dosyası hazırlanmış oluyor. Bundan sonra i̇şte yapılacaklar. Bundan sonraki işleyiş çok önemli. Evet. Yani ben bazı şikayetlerim vardı. Bunu hissettim, testimi yaptım. Bazı gıdalara karşı da duyarlılıklarım ortaya çıktı. Bundan sonraki işleyiş nasıl? İşte öğrendim. Şimdi ne yapacağım kısmını bize biraz anlatır mısınız? Neler yapmak gerekiyor? Aslında bundan sonrası için biz bir diyetisyene yönlendiriyoruz mutlaka. Hı hı. Çünkü kişinin kendi başına bu test sonucuna bakarak diyet yapmasını istemiyoruz. Çünkü hayatından bu gıda maddelerini birincil olarak çıkarması gerekiyor. Bazı hı hı. hastalarımızda tek bir gıda maddesi olabiliyor. Bazılarında çok daha fazla çeşitli. Olabiliyor. Kişinin bunu kendisinin ayarlaması çok zor. Bu nedenle hastamızı mutlaka hı hı. uzman bir diyetisyene yani sizlere yönlendiriyoruz. Çok doğru. Çünkü hasta bazı şeyleri beslenmesinden çıkartırken bu sefer yine sağlıklı dengesiz ve sağlıklı olmayan bir beslenme tarzına geçebilir. O da iyi değil. Uygun protein, uygun karbonhidrat ve hı hı. uygun kalorili bir diyet yapması gerekli. Hı hı. Bunun için de diyetisyene yönlendiriyoruz mutlaka. Uzmandan yardıma. Evet. Belki hani çok spesifik bir şeyse atıyorum işte maydanoza karşı tolerasyon bozukluğu çıktı. Hani bunu hayatından ekart etmesi çok zor olmayacaktır. Salatalarını kullanmaz, yemeklerini kattırmaz ama bazen çok önem verdiğimiz gıda grubunun neredeyse tamamında tolerasyon sorunu çıkıyor. O zaman da bir beslenme uzmanından destek alma zorunluluğu doğuyor. Çünkü eksilttiğiniz gıdanın yerine onun artılarını sağlayan diğer vücudunuza uyumlu olan gıdayı koyma şeyi. Bazen de şunu yaşıyoruz. Biz raporlandırıyoruz. Hastamız mesela diyor ki ben işte çam fıstığı hiç tüketmiyorum.
sevmem, aha, tüketmiyorum. Hani benim nasıl olur da duyarlılığım olabilir? Hani bu konuyu siz daha iyi biliyorsunuz. Besin gruplarının birbirine benzer yapıları var ve aha, çapraz reaksiyon gösterip hiç tüketmese bile diğer gıdayı, hı, tükettiği için o gıdada da duyarlılığı, evet, olabiliyor. Aslında kendisi normal hayatında bunu tüketmediği için duyarlı olduğunu fark etmiyordur. Ama bağırsağında ya da vücudunda duyarlılık yaratan bir gıdanın negatif etkileşimi olarak başka bir gıdaya da tolerasyon sorunu gelişmiş olabiliyor. Evet. İşte ben biz bunu çok yaşıyoruz. Hayatım hiç olmayan, mesela örnek veriyorum, şaraba karşı tolerasyon problemi çıkmış. Ben şarap içmiyorum ki diyor ama şaraptaki etken belki mayaya olan tolerasyon problemi. Aynen öyle. O gıdayı aldığı başka bir maya bileşiminden sekonder gelişen bir durum. Testlerde ortaya çıkıyor. Ben Özlem, siz de muhakkak katılırsınız diye tahmin ediyorum. Klinik biyokimya uzmanı olduğunuz için bence bir kişinin bütün şifresinin kanında gizli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bizi birbirimizden ayıran yegane şey bu sistem. Ve günde yaptığınız belki yüzlerce testten sonra herkesin testinin de kendine spesifik çıktığını görüyorsunuz. Mutlaka değerler farklı çıkıyor. Bu kadar bireysellik arz eden bir konu. Bence bu tarz tolerasyonların kişi öyle hissediyorsa bile kandan bakılıyor olması çok doğru bir yöntem. Kesinlikle. Çünkü siz öyle hissediyorsunuzdur ama immünoglobulin G4 reaksiyonunuz yoktur belki. Çünkü birkaç tane danışanımda böyle bir şey olmuştu. Testleri yaptırdılar. İşte testlerin sonuçlarını bekliyoruz sabırsızlıkla. İşte tolerasyon sorunu olduğunu hissettiği gıda değil, bilmediği başka gıdalardan çıktı. Aslında sizin dediğiniz o çapraz etkileşim var. O gıdadan duyduğu duyarlılığın diğer bir gıdayla da etkileşimi olabiliyor. Yani işlem biraz böyle komplike bir işlem. Komplike. Dolayısıyla hastalarımız, özellikle birden fazla gıdaya duyarlı olan hastalarımızı mutlaka uzman diyetisyen eşliğinde kesinlikle. Bir de özellikle ana temel maddelerde varsa bu eksiklik, yumurta gibi, belki süt gibi, o zaman biraz daha uzman denetiminde yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerekebilir. Bir danışanımızla çalışmıştık yine sizinle. Yaklaşık 26 tane besine karşı hat safhada reaksiyon, hep böyle 3. derece reaksiyonlar çıktı. Çok zor bir liste oldu ama çok başarılı sonuçlar aldı. En büyük şikayetimiz bu bitmek bilmeyen ödem problemi ve yaptırdığınız bir diyet programına karşı olması gereken reaksiyonu bir türlü göremiyorsunuz. Yani bir içerik bellidir, yaptığı sistem bellidir, diyeti yapma düzeni bellidir, yaptığı egzersiz bellidir ve bunun karşısında bir sonuç beklersiniz. Israrla bütün bildiklerimiz teoride işlem görmüyorduk işte. Dedik ki en sonunda böyle bir yolu tutalım, güvenilir bir laboratuvarda bu testimizi yaptıralım. 26 tane içinde süt ve yoğurt, süt ürünlerinin tamamı, yumurtanın dahil olduğu çok zor bir analiz çıktı. Sonra diyet düzenlemesine gittik uzun bir soluklu uğraştan sonra. Sonra bütün o şişkinlikler, ödem problemleri, takılmalar hepsi çözüldü. Yani bir bedeni bu kadar etkiliyor mudur tolerasyon? Tabii ki. Gıda toleransı sonucunda o kadar geniş spektrumlu şikayetler görüyoruz ki. Hani onları biraz açabilir misiniz? Ne yaşanabilir? En çok şikayet edilen metabolizmanın yavaşlamasına bağlı olarak, yani insanı en çok rahatsız eden, hani hazımsızlığı, şişkinliği tolere edebiliyor o hastalarımız. Ama kilo verememeyi ya da kilo almayı tolere edemiyorlar ve araştırmaya başlıyorlar ve onun sonucunda daha çok ortaya çıkıyor. Aslında röportajlarda izledik. Bir vatandaşımız öyle bir şey söylemiş. Yanlış bir gıda yediğin zaman ağırlık olur demiş. Yani bir nevi bunu anlatıyor. Metabolizmada hissedilebilir bazı değişiklikler oluyor. Evet. Yani ancak spesifik bu testlerle tanı konuyabiliyoruz. Yani tahminle, olası bilgilerle çözülemiyor. Daha böyle detaylı taramalara gitmek gerekiyor. Kesinleştiriyoruz. Sanırım. Bir nevi kesinleştiriyoruz. Hani bilimsel olarak da şu anda hani başka bir yolu yok. Ve bilimin geldiği en iyi aşamalardan bir tanesi bu konuda. Bu nütrigenetik yaygınlaştıkça eskiden yoktu uzun yıllar. Sadece normal düz beslen programlarıyla devam ettik süreçleri. Evet. Ama şimdi bazı şikayetlere göre
artık madde boyutuna indi. Gruptan çıkıp madde boyutuna indi sistem. Size en uygun olan besini de seçebiliyoruz, görebiliyoruz. Ya da en dokunanı sağlıklı olup size en iyi gelmeyeni de görebiliyoruz. Böyle bir şansımız var. Yani bilim ilerledikçe biz de çok şey öğreniyoruz. Şimdi Özlem Hanım, konumuz siz olacaksınız diye ben küçük bir araştırma yaptım. Size hemen onları söyleyeyim. Muhakkak bildiğiniz şeyler. Şimdi toplumun %45'inde gıda intolerasyonuna bağlı bulgular gözlemleniyormuş. Ve bu özellikle Türkiye çapında yapılan çalışmalarda bu çıktı. En sık rastlanan gıda tolerasyon problemi de süt, buğday ve maya. Bu üçü en popüler diyeyim. Ya da en çok etki gördüğümüz tolerasyon sorunlarımızdan, duyarlılıklardan bir tanesi. Bize özellikle çok sevdiğimiz bir ürün, çok yaygın kullanım alanı var. Çocuklardan erişkine birçok kişi kullanıyor. Bize birazcık süt intolerasyonunu anlatabilir misiniz? Süte duyarlı olmak nedir? Nasıl olur? Nasıl semptom verir? Süt intoleransı benim de yaşadığım bir sorun. Biz laktoz intoleransı diyoruz. Aslında bunun altında yatan sebep basit süt şekeri olan laktozun laktaz enziminin eksikliğinden ya da tamamen hiç olmamasından kaynaklanan, biraz önce de bahsetmiştik, besinlerin bağırsaktan emilebilmesi için enzimlerle parçalanması gerektiğini söylemiştim. Glikoz ve glikojene parçalanamıyor. Galaktoza parçalanamıyor ve bu nedenle de sütün emilimiyle ilgili bir problem oluyor. Ve bu bağırsaklarda aşırı bir stres yaratıyor ve ardından bağırsak krampları, şişkinlik ve ishal atakları şeklinde semptomlar görülüyor ve hastayı gerçekten çok rahatsız ediyor. Çünkü gerçekten hani sadece süt içmemekle kişi bundan kurtulamıyor. Çünkü yediğimiz pek çok gıda maddesinin içinde süt var, keklerde, bisküvilerde, kahve tozlarında. O yüzden kullandığı, beslendiği maddelere, gıdalara dikkat etmesini, biraz da kendisini takip edip bunları fark edip uzaklaşmasını tavsiye ediyoruz. Bir de yine burada da profesyonel destek gerekir diye tahmin ediyorum. Çünkü bilmediği şeylerin içinde de bu maddeyi alıyor olabilir ve hayatından süt ve ürünlerini çıkartıyorsa yerine doğru bir kalsiyum kaynağı olarak ne koyacak, onları da iyi belirlemek gerekir. Ben bu sorunu yaşıyorum. Süt içemiyorum gerçekten. Laktozsuz sütleri de denedim ama onlarda da vücudum reaksiyon veriyor. Onları da tüketemiyorum. Onun yerine peynir ve yoğurdu kullanıyorum. Peynir ve yoğurtla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Olmuyor. Çok güzel. Peki buğday intolerasyonu dediğimiz, yine bu da toplumda %45 oranında en sık görülen reaksiyonlardan bir tanesiymiş. Bu buğday intolerasyonunu birazcık anlatabilir misiniz? Buğday, arpa, çavdar gibi çok sık tükettiğimiz, özellikle ana besin maddemiz ekmeğin içinde bulunan gıdalar ve bunun içinde gluten dediğimiz bir madde var, bir protein var ve bunun da ana proteini gliadin. Vücudumuzun gliadini sindirememesinden kaynaklanan gluten enteropatisi diye bilinen bir tablo ortaya çıkıyor. Yine şiddetli hazımsızlık, kabızlık ve ishal atakları, şişkinlik olarak kendini gösteren bir tablo ortaya çıkıyor. Ya da bu buğday, arpa, çavdarın içindeki glutene değil de buğdayın kendisine karşı da olabilir. Bu durumda da ikisi karıştırılabiliyor ama bizim testimizde hem buğday, arpa ve çavdara karşı tek tek duyarlılığı var mı yok mu diye bakabiliyoruz. Hem de gliadine karşı bakabiliyoruz. Yani glutenin ana proteini olan gliadine karşı duyarlı olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Sütte dediğiniz gibi hani laktoza karşı değildir belki tolerasyon. Belki beta-laktoglobulin dediğimiz bir maddeydi. Sütten rahatsız olur. Bu demek ki buğdaydı da. Yani illa glutenden değil. Ama buğdayın kendi içindeki başka bir maddeden de olabilir. Maya herhalde tolerasyon bozukluğu en zorlardan bir tanesi sanırım. Çünkü normal hayatta birçok ürün içerisinde maya ya da maya bileşenleri bulunuyor. Bir de bu çok yaygın görülüyormuş. Biz sadece ekmek, poğaça gibi ürünlerde bulunduğunu düşünüyoruz ama pek çok soslarda, salçalarda, şarapta, birada, pek çok paketli ürünlerde, meyve sularında
bile var. Bile var. O yüzden bundan uzaklaşmak oldukça zor. Yani hı-hı, bu konuda gerçekten işiniz çok zor. Ya da en azından zor şey oluyor. Mesela çok zor vakalardır bu mayaya karşı tolerasyon problemi olan kişiler. Çünkü gizliden gizli o kadar çok şeyin içine girer ki. O yüzden kısıtlamak zor olur. Ama en azından azaltmanın katkısı oluyor mu? Yani kişi duyarlı olduğu gıdadan uzaklaşırsa, tamamen hayattan çıkaramasa bile uzaklaşırsa, azaltırsa yine iyileşme sürecine katkısı oluyor bunun. Yani şöyle anlatmak gerekir, gıda intoleransının tamamen sonuç alabilmemiz için sizin de bildiğiniz gibi aslında beslenme düzeninden çıkartılması gerekir. Çünkü belirli bir süre. Belirli bir süre çıkarmamız gerekir. Özellikle 8 hafta boyunca gıdayı almasak bile vücudumuzun duyarlılığı devam eder. 8. haftadan sonra giderek azalmaya başlar. Kişinin o gıdaya olan duyarlılığının derecesine göre bu süre uzayabilir. 3 ay ile 6 ay arasında biz kişinin bu gıdadan olabildiğince uzak durmasını istiyoruz. Çünkü arada farkında olmadan aldığında tekrar vücut bir reaksiyon gösteriyor ve bir nevi sil baştan evet, oluyor. Yani tekrar karşılaştığı için lazım, temizleme yapmak lazım, arındırmak lazım vücudu. Uzun haftalar boyunca vücudu kesinlikle akışına bırakmak gerekiyor. Almamak gerekiyor. Şimdi Özlem Hanım, hazır konu sütten, buğdaydan, mayadan açılmışken ben haftanın besini köşemize hemen geçiyorum. Sevgili izleyiciler, her hafta olduğu gibi bu hafta sizin için yine haftanın besini köşesinde çok değerli bir besini seçtik. Uzun yıllar diyetlerde yasakladık kendisini. Hakkında bir sürü olumsuz spekülasyon vardı. Uzun araştırmalardan, çalışmalardan sonra ortaya çıktı ki aslında kendisi çok değerli bir gıda, kahve. Hemen size ondan bahsedeceğim. Kahve sürekli yeşil kalan bir ağacın kiraz dediğimiz kırmızı topçukları gibi düşünebilirsiniz. Onun içerisinde bulunan yeşil renkli bir çekirdektir. Kavrulduğu zaman kahverengi tükettiğimiz işte bu çekirdek haline geliyor. Yararları saymakta bitmez. Özellikle vitamin mineral yönünden değil ama antioksidan açısından çok çok değerli bir besin maddesi kahve. İçinde birçok fitokimyasal var. Klorojenik asit var ve bunlar kansere karşı koruyucu özellikler gösteriyorlar. Özellikle erkeklerde içerdiği bazı maddeler ve kafein sayesinde Parkinson riskini azalttığı kanıtlanmış durumda. Menopoz ve sonrası dönemlerde de özellikle bayanlarda dolaşım problemlerini ve kalp rahatsızlıklarını da önleyici etkileri olduğu biliniyor kahvenin. Günde 3 fincan kadar kahve içen kişilerin karaciğer hastalıklarında %20, siroz rahatsızlığına yakalanma riskinde de %40 azalma olduğu tespit edilmiş. Kafeinsiz kahvenin bayanlarda özellikle tip 2 diyabet riskini de azalttığı ortaya çıkmış. Kahve çekirdeklerinin kanser riskini azalttığını biliyoruz. Hatta çifte kavrulmuş kahve özellikle bu konuda çok daha yararlı. Kahve içen kişilerde de içmeyenlere kıyasla hafıza kaybı riski çok daha az görülüyor. Şimdi biz uzun yıllar kahveyi vermedik, zararlı olduğunu düşündük. Ama artık biliyoruz ki kahve son derece yararlı. Kahveyi doğru içmek koşuluyla. Şimdi kahve diye konuştuğumuz şey klasik hazır kahveler değil. Çekirdekten elde edilmiş, başta Türk kahvesi gibi böyle espresso olabilir, americano tarzı olabilir. Çekirdekten elde edilmiş kahveler için bu anlattığım bütün artılar. Şimdi sevgili izleyiciler, ben hazır kahve konusu olmuşken sizlere özellikle spor yapan kişiler için önerdiğim çok güzel bir tarifi anlatacağım. Bunu eğer imkanınız varsa spora gitmeden bir saat önce arayın olarak tüketebilirsiniz. Kas yapımına yardımcı olur. Spor bittikten sonra tüketebilirsiniz. Yine kas yapımına yardımcı olur. Önünde veya akabinde tükettiğiniz besin eğer ızgara ve salata tarzı bir şey olursa kilo kontrolünüze de katkısı olacaktır. Bir bardak, bunu sporcular için söylediğim için özellikle yağsız süt diyorum. Bir bardak yağsız sütümüzün içerisine 2 tatlı kaşığı kahve karıştırıyoruz. Bunu siz 4 çay kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Ben özellikle imkanı olan kişiler için bunu spora gitmeden 1 saat önce öneriyorum. İmkanı olmayan kişiler de spordan çıktıktan sonra tüketip 2 saat sonra da yemek yiyebilirler. İçine 4 çay kaşığı, ben şu an 2 tatlı kaşığı olarak koyuyorum. 4 çay kaşığı
Kakao, ham kakao ama bunun bitter olanını karıştırıyoruz. İçine artık bu kişiye göre değişir, yarım veya tam muz atıyoruz. Böyle bir karışımı tatlı kullanmak isteyen kişiler için şeker değil tabii ki, bir tatlı kaşığı kadar bal karıştırabiliriz. Veya agave şurupları satılır, bir tatlı kaşığı ondan koyabiliriz. Bunu evde hazırladığınız zaman blenderdan geçirmeyi unutmayın. Yanınızda çok güzel, sporcular için çok güzel kaplar vardır. Onlara koyup egzersiz öncesi veya egzersizden sonra tüketebilirsiniz. Bu da özellikle spor yapan sevgili izleyicilerimize gelsin bu tarifimiz. Güvenli kullanabilirsiniz. Çok da sağlıklıdır. Yalnız süte karşı tolerasyon sorunuz yoksa. Şimdi hazır yine spordan açılmışken Özlem Hanım, bizim her hafta özel bir köşemiz var. Haftanın egzersizini öneriyoruz. Hep beraber izleyelim. Saşa Saraçoğlu yine bizlerle, bakalım bu hafta bize ne önermiş. Merhaba sevgili seyirciler. Umarım çok güzel ve hareketli bir hafta geçirdiniz ve yeni hareketi sabırsızlıkla bekliyorsunuz. İşte buradayım sizinle ve yeni hareket hazırladım. Haftanın hareketi chest lift. Tekrar sırt üstü yatıyoruz. Önce yüntür omurga pozisyonuna geçelim. İki tane asis kemikler pubik kemik ile yere paralel. Belinizde doğal boşluk oluştu. Bu pozisyonu hiç bozmadan ellerinizi başınızın arkasında üst üste alıyoruz. Derin nefes aldık. Nefes verirken vücudunuzu en yüksek noktaya kaldırmaya çalışıyoruz. Ama önemli olan ve püf nokta pelvis pozisyonu bozmadan ve nefes alarak başlangıç pozisyona dönüyoruz. Boynumuz, omuzlar rahat. Belinizde doğal bir boşluk var. Derin nefes aldık. Nefes verirken vücudu en yüksek nokta kaldırmaya çalışıyoruz. Vücudu yükselirken bacaklar paralel. Dizlerin arasında bir yumruk boşluk var ve bu pozisyonu bozmadan ve nefes alarak yavaşça mindere doğru yatıyoruz. 6 kere daha yapacağız. Nefes ver, vücudu yükselt. Ve nefes al, yavaşça aşağıya. Nefes ver, vücudu yüksel, karın kasları çek, bele doğru. Şu anda 6 tane baklava kaslar iyice hissediyoruz. Ve yavaş yavaş aşağıya. Nefes ver, iyice vücudumuzu yükselt, omuzlar rahat, boynumuzu kısaltmadan karın çek. Yavaş yavaş aşağıya. Ve en son vücudu yükselt. Bu pozisyonda kaldık. Şimdi vücut küçük bir twist edecek. Belden ama pelvis hiçbir hareket etmiyor. Şu anda yan karın kaslar devreye girdi. Yan karın kaslar, oblikler çalışıyor. Nefes al orta. Nefes ver, küçük bir twist. Nefes al, vücudu hiç bozmadan nefes ver. Belden hareket. Ortaya geldik ve yavaş yavaş aşağıya. Rahat, kollarınızı uzattın. Önce sağ tarafa bakın, sol tarafa bakın. Bu hareketinizi sabah öğle akşam yapın, 10 tekrar. İnce ve sekse belinize kavuşun. Sizinle çok güzel egzersizleri yaptık ve siz bu hareketleri devam uygulayın. Vücudunuz nasıl hissedecek, nasıl açılacak, keyfini çıkarın. Hayatınızda spor eksik olmasın. Size iyi başarılar diliyorum. Sevgili Saşa, tekrar çok teşekkürler size. Özlem Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben son olarak izleyicilerimize ne önerirsiniz? Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. İzleyicilerimize mutlaka şikayeti olan fakat bir sonuca bağlayamadıklarında bu testi yaptırmalarını öneririm. Onun dışında sağlıklı beslenmelerini, yapabildikleri kadar hayatlarına sporu katmalarını ve mutlaka günde 2 litre su içmelerini öneriyorum. Çok teşekkür ederiz. Stresten de mutlaka olabildiğince uzak durmak. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ben son sözlerinizde konuyu aslında özetliyor. Sevgili izleyiciler, bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Gıda intolerasyonunu öğrendik. Şikayet olan herkes bence bu testi yaptırmalı. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle 2013'ün son programından hoşçakalın.